Başkomutan vekili Yüce Başbuğumuz Enver Paşa 14 Aralık'ta Köprüköy'e geldi. Bizi gözden geçirdi. Ben üst üste iki fanila, kalın subay ceketi, kalın kaput giymiştim. Ama soğuktan tir tir titriyordum. Başbuğun sırtındaysa ceketten başka bir şey yoktu. Üşümüyordum, inanıyorum. Çünkü insan üstüydü. Bize işlerin güçler, bunun işlerin. Üşüyorsunuz, yarı açsınız dedi. Sizi giydiremem, doyuramam dedi. Ama giyinmenizin, donmanızın yolunu gösterebilirim dedi. Ne lazımsa düşmanda vardı, şuracıkta. Sarıkamış'ta, hepsi depolarda duruyor dedi. Gideceksiniz, alacaksınız dedi. Yalnız giyim, kuşam, yeme içme değil. Nibur'da, Çaldıran'da, Mohaç'tan daha büyük şanlar, şerefler de orada bekliyor dedi. Yüksek bir yerde durmuştu ve konuşuyordu. Ben aşağıdan yukarıya bakıyordum. Ona orada inanmamak için kancık, kahpe, vatan haini olmak lazımdı. Sarıkamış'a varamadım. 25 Aralık Cuma'yı 26 Aralık Cumartesi'ye bağlayan gece girdik biz Sarıkamış'a. Hem de iki kere. Birincide sürgü çıkardı bizi düşman. 70 kişi girdik, 34 kişi çıktı. Enver Paşam kaçtı diyorlar. Yalan. Kaçmaz bizim başbuğumuz. Orada, o incecik ceketiyle Turan'a çıkan geçidin başında bekliyor bizi. Spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a good man.